Çok üzgünüm Pragya. Ama artık buna dayanamadım. Bir annenin kızından bu kadar nefret edip onu küçük görmesine dayanamadım. Ne yapayım? O sırada kendisi de çok üzülüyordu zaten. Sen de Pragya'nın yaşadıklarını bir düşünsene lütfen. Tamam, bize kızmakta haklısın, bunu iyi biliyorum. Ve bunu senden saklamamalıydık. Ama bu onun hatası değil. Her şeyi kocası için yaptı o. Abiye yardım etmek için. Bunları herkesin iyiliği için yaparken neden acı çeken hep o oluyor acaba? Evdeyken abiye ve diğerlerine dayanmak zorunda kalıyor sürekli. Herkes evde ondan nefret ediyor. Ve sen de yanında değilsin. Ama ben ne kadar üzülüp ağladığını çok iyi biliyorum. Yanında olan herkes, bütün sevdikleri ona düşman oldu. Bunu yapmak istememişti. Ama mecbur kaldı işte. Hepsini abi için yaptı. Eğer herkese karşı durmasaydı düşmanlarını asla ifşa edemezdi. Lütfen alınma ama Bülbül'ün başına gelen olaylara o senden daha çok üzüldü, biliyor musun? Sen istediğin kadar ağlayabildin ama Trabya yapayalnızdı. Duygularını kimseyle paylaşamadı. Yapayalnız kaldı. Tek başına ağladı. Ağladığında gözyaşlarını kendi sildi. Onları bizden sakladı. Ben olmasaydım bugün bile sana hiçbir şey anlatmayacaktı. Tek kelime etmeden susup duracaktı. İnan bana, sen dünyanın en iyi kızına sahipsin anne. Eğer insanlar sevdikleri için yaptıklarını bir öğrenselerdi, ailelerinde onun gibi biri olmasını dilerlerdi. O hala aynı Pragya. Ve hep öyle kalacak. Sen yanlış bir şey yapmadın anne. Bunları sana ben yaptırdım. Benden nefret etmeni istedim. Ben büyük bir hata yaptım Pragya. Büyük bir hata yaptım. Çocuklar yalan söyler ama annen olarak bunu anlamam gerekirdi. Yalan söylediğini anlamam gerekirdi. Böyle bir şey yapmayacağını bilmem gerekirdi. Ama anlayamadım. Seni anlayamadım. Sen her kızın yapacağını yaptın ama ben iyi bir anne olamadım kızım, olamadım. Büyük bir hata yaptım. Seni çok üzdüm. Kendime ne ceza vereyim ben bilemiyorum. Söyle bırak ya. Beni özlemiş olmalısın. Bana ihtiyaç duymuşsundur. Yalnız hissettin ama ben hiç yanında değildim. Benim hatam. Hepsi benim hatam. Senin yanında değildim. Bülbül'ü olanlardan sonra yıkılmış olmalısın ama ben yanında değildim. Beni affet. Affet beni bırak ya. Beni affet kızım. Ama sen hiç merak etme. Artık yanındayım. Her şeyi halledeceğim, tamam mı? Annen yanında. Annen yanındayken her şey yoluna girecektir. Her şey düzelir kızım. Ama hala alnında sindir yok. Sindir yok ama annen olarak alnındaki sinduru görebiliyorum kızım. Abiye olan aşkın onu bütün düşmanlarından kurtarır. Çünkü sen harika bir eşsin kızım. Harikasın. Seninle gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Nikki kendine güveniyor. Şunu yaparım, bunu yaparım. Ama yapabilecek mi? Ben de şu 1 milyon rupiye ayarlayayım. Parayı verip adamı susturabilirim. Böylece delilleri de geri alırım. Ama 1 milyonu nereden bulacağım? Doktordan geri döndüğün zaman birlikte plaja gideriz. Olamaz. Abi benimle plaja gitmek istemişti. Unutmuşum. Yanına gitmeliyim. Çok geç kaldım. Umarım fikrini değiştirmemiştir. Vitali yenge, neden geldin? İyi misin sen? Hayır. İyi değilim. Pragya burada olduğu sürece, bu evde canının istediğini yaptığı sürece ve patronluk tasladığı sürece hiçbir şey iyi olamaz.
Hiçbir şey iyi olamaz Tanu. Ama yenge, ne yapabilirsin ki? Yani bütün güç ve para Pragya'da, her şey onun. Senin yanındaysa artık Raj abi bile yok. Bu yüzden sana geldim Tanu. Yardım etmek lazım. Benim burada hiç kimsem yok. Ama sen her şeye sahipsin, her şeye. Bana yardım edebilirsin değil mi? Ha? Edersin değil mi? Yenge, ben nasıl yardım edebilirim ki? Bilmiyormuş gibi yapma bana Tanu. Başkalarını kandırabilirsin. Ama ben neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Neyi yapıp neyi yapmayacağını da iyi biliyorum Tanu. Ben senden yardım istemeye geldiğimde beni şimdi geri mi çevireceksin söyle. Yardım etmek istemiyorsan yüzüme söyle yeter. Masum numarası yapma bana. Bu numaraları bana yutturamazsın Tanu, tamam mı? Yenge, yenge, yenge. Bak, hemen kızma. Sonuçta seninle ortak bir düşmanımız var. Peki, sana yardım edeceğim. Ama... Ama ne? Ama abiyle evlenene kadar senin için hiçbir şey yapmam. Çünkü eğer Pragya'ya karşı gelirsem bana zarar vermeye çalışır. Ve ben bunun olmasını kesinlikle istemiyorum yenge. Bu yüzden bekliyorum. Ama abiyle evlendikten sonra Pragya'yı mahvedeceğim. Bana, abiye, Alya'ya, sana yaptığı her şeyin intikamını alacağım. Yani sen abiyle evlenene kadar beklemek zorundayım. Bunu mu söylüyorsun? Evet. Çünkü abiyle evlenemezsem benim için işler kötüleşir. Abinin sayesinde her şeye sahibim. O yanımda değilse hiçbir şeyim kalmaz. Haklısın. Tanu, ben abiyle seni en kısa zamanda evlendirmeye çalışacağım. Hiç merak etme, tamam mı? Gidip herkesle konuşacağım ve evlenmeniz için onları ikna etmeye çalışacağım. Sen evlenirsen o zaman Pragya... O zaman Pragya bu evden gitmek zorunda kalır. Sen burada kalırsın ve Pragya tamamen gider. Tamam. Birlikte olursak yapabiliriz. O zaman başlayalım. Dönmüşsün. Ben de seni bekliyordum. Ama ben fikrimi değiştirdim. Plaja gitmeyeceğim. Sadece oturup konuşalım. Neden dikiliyorsun? Otursana. Otur. Biliyor musun? Seninle fazla zaman geçiremedim. Bundan sonra hep yanındayım. Seninle ilgileneceğim. Tamam mı? Neden konuşmuyorsun? Ne diyeyim sana? Burada ne yapıyorsun? Sana odamda ne yaptığımın hesabını vermek zorunda değilim. Ben seni Tanu sandım. Tanu mu sandın? Şu yaptığın numaraya bak. Burada konuşup duruyorum, beni durdurmuyorsun bile. Yanımda oturuyorsun. Ben yapmadım. Sen oturmamı söyleyip sonra da elimi tuttun. Ben Tanu'ya oturmasını söyledim. Adını söyledin mi? Hayır. Benimle konuşmadığını nereden bileyim peki? Neden sana öyle davranayım ki? Sen öyle sanmışsın. Ben hiçbir şey sanmadım. Benimle önemli bir şey konuşacağını sandım ben. Morali bozuk diye benimkini de bozuyor. Ne dedin? Odamda istediğini yapacaksın. Ben de laf etmeyeceğim. He? Bana hakaret ettin sen. Ne? Ben hakaret falan etmedim. Söylemene gerek yok. Düşünmen yeter. Düşünerek adam öldürebilirsin. Bak bana sakın bulaşma. Keyfim yerinde, bozmanı hiç istemiyorum, tamam mı? Keyfinin neden yerinde olduğu ortada. Benimle konuşmak istediğini zannettim. Nereden bileyim Tanu rüyaları gördüğünü? Ama eğer gitmemi istiyorsan hemen giderim buradan. Tartışmadan çıkıp gitti. Bir şeyler ters gidiyor. Bana karşı ne hissettiğini bilmek istemiyorum. Umurumda bile değil. İstediğini hissedebilirsin ama lütfen benden uzak dur. O zaman ondan kurtulmama yardım ediyor. Abi ne kadar da iyi bir çocuk. Henüz çok genç ama çok duyarlı. Her şeyi hallediyor. Aileyi tek başına bir arada tutuyor. Haklısın baba. Raj abi için biraz endişeleniyordum. Normale döndüğüne göre çok rahatladım.
Sonraki projenin başlama zamanını bana haber vermeni istiyorum. Eğer yardımım gerekirse sana yardım edebilirim. Çok iyi düşündün. Ben de sana aynı şeyi soracaktım. Sonraki iki proje Mumbai'di. Biri Chembur, diğeri Borivali. Birinde bana yardım edebilirsin. Hangisini istersen onu seçebilirsin. Chembur daha iyi olabilir. Çünkü orada bazı tanıdıklarım var. Benim için daha kolay. Harika. Tamam o zaman. Borivali'yi de ben hallederim. Raj, bundan daha alsana. Sana özel fasulye hazırladım. Sade pilav da yaptım. Sen çok seversin. Hadi buyur. Rajna, lavaş verir misin? Raj, denesene. Bunu senin için ben... İstemiyorum. Zorlama. İstemiyorum. Eğer yemek istemiyorsa neden onu zorluyorsun sen? Ha? Oğlum, ne istiyorsan onu ye. Lavaş al. Al hadi. Zaman neden geçmiyor? Saat çalışıyor. Ama sen çalışmıyorsun. Bir şey yap. Aktif ol biraz. Yoksa düzgün konser de veremem. Sonra insanları nasıl da eğlendireceğim? Abi, bu kadar geciktiğim için çok üzgünüm ama... doktor muayenem olmasaydı seni asla yalnız bırakmazdım. Buna ihtiyacım vardı ve ben... Bak... Çok sıkılmış görünüyorsun. Gel, yürüyüşe çıkalım. Doktor bana her gün yürümemi söyledi. Bana ve bebeğime iyi gelirmiş. Hadi. Yürüyüşe çıkman iyi olur. Sen çıkabilirsin. Ben çıkmak istemiyorum. Fikrimi değiştirdim. Abi, hadi gel. Birlikte biraz zaman geçirelim. Çıkmaya ne gerek var ki? Burada oturup konuşabiliriz, değil mi? Burada. Bu odanın içinde. Hain kadın buna izin vermez ki. Bir şey söylemez. Onunla konuştum ve seninle zaman geçireceğimi söyledim. Hiçbir şey demez. Gitti zaten. Vay, aslında harika. Biliyor musun, bunu biliyordum. O dahil kimse sana karşı gelemez. Bir şey daha. Sen harikasın. Harika bir koca olacaksın. Seni seviyorum. Ne oldu abi? Merhaba Bayan Pragya. Yine kötü zamanda geldin. Biraz daha uzak kalamadın mı? Sanırım buradaki insanlar gerçekten utanmaz olmuş. Aa, alo. Abiyle ben evleneceğim. İstediğimiz zaman baş başa vakit geçirebiliriz. Ayrıca ben değil. Utanması gereken asıl sensin. Daha sonra gelemedin mi? Neden hala buradasın sen? Hadi çık dışarı. Müstakbel kocamla baş başa zaman geçireceğim. Yürü. Odanın kapısını kapat. O zaman kimse girmez. Öf. Utanmaz kadın. Benim olmam umrunda bile değil. Ne kadar sinsi. Abi öyle saf ki. Ondan faydalanıp ahmak yerine koyuyor. Pragya abla, seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Ne oldu Raşna? Neden endişelisin? Vitali yenge için çok endişeleniyorum. Raj abi hepimize iyi davranıyor. Ama Vitali yengeye hala çok kötü davranıyor. Onunla konuşmuyor bile. Sürekli onu azarlıyor. Bir eş, kocasının kendisine kızmasına dayanabilir. Görmezden gelmesine dayanamaz. Eğer böyle devam ederse araları gittikçe daha da bozulabilir diye korkuyorum. Bence hemen bir şey yapmamız gerek. Aa, evet Raşna, ben de aynı şeyi düşünüyordum ama... şu anda Tanu abinin odasında ve ben onu oradan çıkarmak istiyorum. Bak sen... Sen yapsana şunu. Sen içeri gir ve Tanu'yu oradan çıkar ne olur. Ben de gidip Raj abiyle konuşayım. Hayır abla, lütfen. Ben abinin karşısına çıkamam. Hele de Tanu yanındayken. Asla olmaz. Şöyle yapalım. Sen Tanu'yla abiyi hallet. Ben de Mitali yengeyle konuşayım. Tamam, seninle sonra konuşuruz. Hı?
Abi, otur. Moralin yerindeydi ama Pragya her şeyi mahvetti. Önemli değil. Ben seni neşelendiririm. Abi, düşünme artık onu. Neden yalnız olduğunu hissediyorsun? Ben yanındayım. Hadi abi, yabancıymışım gibi davranmayı bırak artık. Otur. Söyle, konuşacak şeylerim vardı. Anlat bakalım. Ne anlatayım? Ne olursa. Nasıl görünüyorum mesela? Abi, eskiden beni her gördüğünde ne kadar güzel ve tatlı göründüğümü söylerdin. Ama artık söylemiyorsun. İnsan ne kadar yalan söyleyebilir? Nasıl görünüyorum söylesene. Nasıl görüneceksin? Her zamanki gibisin. Hiç romantik değilsin. Sen de Prague gibi sıkıcı biri olmuşsun. Bu oda yüzünden. Burası çok sıkıcı. Bu yüzden dışarı çıkalım demiştim. Çok üzgünüm. Başım ağrıyor ve pek keyfim yok. Başın mı ağrıyor? Masaj yapayım mı? Kalsın. Abi. Tanım. Kapa gözlerini. Onu şüphelendirmeden Tanu'yu o adadan nasıl çıkarabilirim acaba? Aa evet, bu plan işe yarar. Telefonun çalıyor. Çalsın. Telefon yine çalıyor. Aklın telefondaysa neden açıp onu yarın arayacağını falan söylemiyorsun ha? Ben yaparım. Alo. Tanu meşgul ve sizi yarın arayacak, tamam mı? Bay abi. Abi olduğumu nereden bildin? Sesinizden. Harika bir sesiniz var çünkü. Sesinizi kim tanımaz? Hayranınızım. Neden hayranlarım seni arıyorum? Hayranım olduğunuzu bilmek güzel ama şu anda uygun zaman değil. Lütfen yarın arayın. Üzgünüm efendim ama benim bayan Tanu ile konuşmam çok önemli. Siz açtığınıza göre size de söyleyebilirim. Ne söyleyeceksiniz? Bu çok büyük bir sır. Sır mı? Ne sırrı? Yakınınızdaki biri sizi kandırmaya çalışıyor. Ne saçmalıyorsun sen? Bana abi, bak. Abi ben konuşurum. Ben konuşuyordum. Abi önemli değil. Böyle telefonlar hep geliyor. Ben bunları halletmeyi öğrendim. Tamam mı? Kapat gitsin. Yanıma otur da konuşalım. Neden onunla konuşuyorsun? Sadece 2 dakika. Bu adama dersini vereceğim. Hemen dönerim. Sen delirdin mi? Ne cüretle abiyle konuşursun? Telefonu o açtı. Ben de onunla konuştum işte. Sanırım sen benim paramı vermeyeceksin Tanu. O zaman abiye anlatırım. O bana para verir. Ödemeyeceğimi kim söyledi sana? Parayı ayarlamaya çalışıyorum. Peki, peki. Sadece hatırlatmak için aradım. Sonra arayıp yerini söyleyeceğim. Oraya gelirsin. Abi ne oldu? Neden kalktın? Hala buradayım, değil mi? Öyle söyleme abi. Telefonun bitti mi? Tamam mı? Bu önemli bir telefondu. Ona dersini verdim. Bir daha aramayacak. Ben de dersimi aldım. İnsanlardan bir şey beklememem gerek. Sana kendimi iyi hissetmediğimi ve garip hissettiğimi söylemiştim ama sen epey meşgulsün, değil mi? Ama abi... Bırak canım. Beni biraz yalnız bırak. Üzgünüm abi. Lütfen önce beni dinle. Önemli değil. Git yat. Abi. Abi lütfen biraz beni dinle. Üzgünüm abi. Abi lütfen. Tanu gitti işte. Ama abinin keyfini yerine getirmem gerek. Dediğimi anlamadın mı sen? Hiç pes etme. Tanu sana... Sen...
Ne yapıyorsun sen burada? Tanu ile bir saat bile aynı odada kalamıyorsunuz. Ve bir de birlikte bir ömür geçirmekten bahsediyorsunuz. Tavsiyene ihtiyacım yok. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözeriz. Sen karışma. Seninle kim evlenir peki? Neden evlenmem gereksin ki? Siz evlendiğiniz zaman hayatım harika olacak. Hatta eskisinden daha iyi olacağım. Neden? Çok basit. Sen konser verirsin, Tanu defilelere çıkar, benim de gelirim artmış olur. Harika değil mi? Karımı da kendin için mi çalıştıracaksın? Evet, tabii ki. Sen ne sanmıştın? Ona prenses muamelesi yapacağımı mı? Ay çok üzgünüm. O senin karın, ona ne istersen yaparsın. Benim için sadece bu eve maddi katkıda bulunması gereken biri. Ayrıca evlendikten sonra hayranların da azalacak. Bunun bedelini de karına ödetmiş olacağım işte. Demek senin planın bu. Evlenince öyle şarkılar söyleyeceğim ki insanlara dinlemeleri için para vermen gerekecek. Para vermene rağmen dinlemek istemeyecekler. Hiç sorun değil. Senin sesin bozulabilir ama Tanu'nun yüzü asla bozulmaz. O zaman ona daha çok iş ayarlamam gerekir. O zaman gelir dengelenir. Demek durmayacaksın. Kafamı şişireceksin. Kesinlikle. Seni var ya. Seni asla bırakmayacağım abi. Ne dedin sen? Paranı bırakıp asla bir yere gitmem dedim. Peki. O zaman şöyle yapalım. Bütün paralar sende kalsın. Benim paraya ihtiyacım yok. Eğer sen gitmiyorsan o zaman ben bu evden giderim, tamam mı? İzle ve gör. Buna izin veremem. Çünkü Tanu'nun gerçek yüzünü göreceksin. O zaman o gidecek ve ikimiz sonsuza dek birlikte mutlu olacağız. Uyurken ne kadar masum görünüyor. Ben ona sadece huzurlu bir hayat sunmak istiyorum. Sadece bir gün daha. Sonra acı çekmeyeceksin ve sana kimse ihanet edemeyecek. Abi bu çiçekleri görürse bana kızgın kalamaz. Nereye gidiyorsun? Seni ilgilendirmez. Tabii ki ilgilendirir. Aslında sen ne diyeceğimi çok iyi biliyorsundur. Çünkü bu senin iyiliğin için olacak. Dünkü tartışmanızdan sonra uyuması çok zor oldu. Eğer onu erken uyandırırsan çiçeklere rağmen sana kızacaktır. Sen git hadi, uyanınca gel. Önerin için teşekkürler. Ama bu önerini kendine sakla. Benim ihtiyacım yok. Çiçeklere gelince uyandığında onları görmesini sağlayacağım. Bu çiçekler onu güldürecektir. Ve o zaman da bana öfkesi dinecektir. Öfkesine gelince o sana çevrilecek. Çünkü senin kaderinde acı çekmek var. Şimdi izninle. Otur artık, hamilesin. Seni ayakta görmek onun hiç hoşuna gitmez. Peki sen tut şunu.
Beni neşelendirmeye mi geldin? Elinde çiçeklerle ayakta durarak ne yapmak istiyorsun söyler misin? Çiçekleri ben getirdim ve uyanmanı bekliyordum. Acımasız birinin çiçek getirmeyeceğini biliyordum zaten. Al abi. Dün için üzgünüm. Eğer doktor randevum olmasaydı seni yalnız bırakmazdım. Artık bana ne zaman ihtiyacın olursa, önemli bir işim olsa bile senin yanında olacağım. Söz mü? Söz veriyorum. Bu akşam bizim için çok romantik bir yemek planladım. Ne diyorsun? Her günüm böyle başlar umarım. Sabah sabah taze çiçekler ve akşam da romantik yemek. Bak, her şeyin harika olmasını istiyorum. Her şey mükemmel olmalı, olur mu? Tabii ki abi. İzninle. Hemen dönelim. Boşuna bu kadar sevinme lütfen. Sabahtan yapılan planların akşama kadar değişebileceğini unutma. Ona yemek sözü verdin. Ama yemeğin parasını senin ödemen gerekiyor. Maddi sıkıntı çekmiyorum. Romantik yemek demek ha? Sen planladın ama gerekli ayarlamaları ben yapacağım. Sana ne diyeceğimi hiç bilmiyorum Sarla. Benim yüzümden çok üzüntü çektin. Sana onların hepsini ben yaptırdım Sarla. Ama ne yapabilirdim ki? Başka bir seçeneğim yoktu, mecburdum. Bu sizin hatanız değil. Siz her şeyi torununuz için yaptınız. Ragyam çok şanslı. Sizin gibi sevgi dolu bir büyük anneye sahip. Siz onun güçlü kalmasına yardım ediyorsunuz. Siz yardım etmeseydiniz kim bilir ne yapardı. Sizin sayenizde kalıp savaşabildi. Abinin düşmanlarıyla o savaşabiliyor. Hepsi sizin sayenizde. Sizin desteğiniz sayesinde. Yalan söylemeyeceğim. Ragya'ya çok kızmıştım. Onunla konuşmak istememiştim. Ama şimdi sadece kendime kızıyorum. Kızım ne yaparsa yapsın sadece benim bunu anlamam gerekirdi. Neden yaptıklarının gerçek olmadığını anlayamadım ki. Bu yüzden kendimi kötü hissediyorum. Kendimi cezalandırmak istiyorum. Neden bahsediyorsunuz? Önemli bir şey değil. Havadan sudan. Aman Sarla, lütfen beni kandırma. Mutfakta yemek yaparken her şeyi duydum ben. Evet, Pragya hakkında konuşuyorsunuz. Her şeyi bilerek yaptığını düşünüyor musun? Kötü değilmiş, numara yapıyormuş. Öyle bir şey yok. Bana bunu anlatmadın. Sana hala çok kızgınım. Aman Canki, neden abartıyorsun? Nasıl abartmayayım ha? Eğer duymasaydım bana anlatmayacaktın. Ben de Pragya'dan nefret etmeye devam edecektim. O zavallı kızsa bütün hayır dualarını hak ediyor. Bense ona lanet edip kötü şeyler söylüyordum. Evet, onu suçluyordum ben. Şuna bak, ben başından beri yanındayım ama bana yabancı gibi davranıyorsun. Bana da kendimi yabancı gibi hissettiriyorsun. Sürekli beni üzüyorsun. Ben de ahmak gibi burada kalıyorum. Evet, hata bende. Bitirdin mi? Bak ben, Pragya ile dün konuştum. Eve geldiğimde sen uyuyordun. Sabah kalktığımda da pazara gitmiştin. Yeter Sarla, bahaneye hiç gerek yok. Her şeyi biliyorum ben. Artık yeter. Burada kalmayacağım. Ben gidiyorum. Kesinlikle gidiyorum. Ben gittiğimde değerimi o zaman anlarsın. O zaman yanında sadece benim olduğumu anlayabilirsin, tamam mı? Ama geri dönmeyeceğim. Evet, gidiyorum ben. Gidiyor bu. Dinle. Neden öyle gidiyorsun? Eşyalarını da alıp yanında götürsene hadi. Sonra unutmuşum deyip geri dönme sakın. Neden gideyim ki? Seninle bir hesabım var. Tek kuruşumu bile bırakmam. İntikam almasını da bilirim. Öyle hemen gitmiyorum. Dinle, tepsiyi unuttun.
Al Raş. Buyur al. Sen ne yapıyorsun Raş? Beni görmezden geliyorsun. Lütfen konuş benimle. Lütfen. Lütfen konuş benimle. Bak, eğer beni görmezden gelirsen ben ölürüm Raş. Ben zaten öldüm Mithali. Ne diyorsun? Sen bana ilgi gösterdikçe benim nefretim artıyor. Ben sana güvenmiştim ama sen bana ihanet ettin. Senin cezan bu. Ben nasıl hapiste yalnız kaldıysam sen de bana rağmen yalnız kalacaksın Mithali. Artık sana karım gibi davranmayacağım. Lütfen Raş. Lütfen beni affet. Büyük bir hata yaptığımı kabul ediyorum. Lütfen affet. Sen hapse girdin Raş. Ama ben de burada cezamı çektim. Çok değiştim Raş. İnan bana çok. Yalvarıyorum lütfen. Lütfen beni affet Raj, lütfen. Raj beni affet, yalvarıyorum. Lütfen beni affet Raj, yalvarıyorum sana. Kalk ayağa, bana yalvarman fayda etmez. Lütfen. Mithali, ayağa kalkar mısın? İşinize karışmamam gerektiğini biliyorum. Ama senden rica ediyorum. Bir kere Mithali yengeyi affet, ne olur. Bir kere mi? Bir kere değil, kaç kere affettim onu biliyor musun? Ama bazı şeyler vardır ki asla affedilmezler. Çünkü bazı insanlar asla değişmez. Hareketleri değişse de doğaları değişmez. Ve hain olanlar her zaman ihanet ederler. Hayır abi, bu doğru değil. Mithali yenge artık her istediğini yapacak. Bir şans ver, lütfen. Sen Akash'ı yaptıkları için bir kere affettin değil mi Raşna? Eğer aynı şeyi tekrar yapsa onu affeder miydin? Cevap bekliyorum. Raş lütfen, lütfen Raş lütfen. Hayır yenge. Lütfen ağlama. Raj abi seni çok seviyor. Şu anda sana kızgın. Ama sakinleşir. Her şey düzelir. Beni seviyorsa o zaman neden affetmez? Beni affetmezse ne yaparım ben Raşna? Her şey düzelecek. Lütfen ağlama. Tanu çok korktu. Buraya gelme riskini alacağını hiç zannetmiyorum. Ayrıca buraya sevgilisiyle geleceğinden de pek emin değiliz. Ya yalnız gelirse? Bundan emin olamayız Purab. Ama o kadar korkuyor ki yalnız geleceğini hiç zannetmiyorum onun. İster yalnız ister o adamla. Bunun tek şansımız olduğunu unutmamamız gerek kızım. Ve planımız çok sağlam olmalı. Hiçbir hata ve hiçbir pürüz olmamalı. Değil mi Sarla? Bu planlardan ve oyunlardan hiç anlamıyorum ben kızım. Siz doğru düşündüğünüzü yapa durun. Ben sadece tek şey düşünüyorum. Abi ile Pragya'nın tekrar birlikte olmasını. Sen merak etme, yakında olacak. Tanu'nun sırrı ortaya çıkacak. Amacıma en kısa zamanda ulaşmam için dualarına ihtiyacım var. Bir dakika. Abla, duadan önce bir şey netleştirelim olur mu? Ben senin oraya gitmemene karar verdim. Hatta oraya şantajcı olarak ben gideceğim. İyi ama bu nasıl olacak? Ne olacağını ya da nasıl olacağını henüz bilmiyorum. Ama oraya yalnız gitmene asla izin veremem. Bülbül'ü olanlardan sonra ben senin hayatını da tehlikeye atacak bir riski göze alamam. Ve ne kadar iyi planlayıp hazırlıklı olsak da
Orada ne olacağını bilmiyoruz ki. Ya Tanu'nun sevgilisi çok tehlikeli bir adam çıkarsa ne yapacağız? Ayrıca buraya sevgilisiyle gelmemesi de mümkün, öyle değil mi? Yanında fedailerini getirirse. O zaman ne yapacağız? Ne olursa olsun benim gitmem gerekiyor. Sen nasıl şantajcı numarası yapacaksın ki? Biliyorsun ki onunla konuşan bendim. O benim sesimi tanıyor. Ya şüphelenirse? Büyükannenin dediği gibi bu bizim son şansımız. Bunu kaybedemeyiz. Ve Tanu bizim yaptığımızı öğrenirse onu yakalayamayız da. Ve bunlar yüzünden Abi ile ilgilenemem. Birinin yanında olması gerekiyor. Bak, oraya gitmen tehlikeli ama yani... Tehlikeli olduğunu biliyorum ama başka hiç seçeneğimiz yok. Bu amaç uğruna Bülbül canını feda etmişken ben bu küçük riski alamayacak mıyım? Evet, ben de bunu diyorum işte. Bülbül'ü olanlardan sonra ben... Büyük anne, lütfen sen söyle. Haklısın kızım ama Burak da haklı. Tehlikeli olduğunu bile bile böyle riskler alamayız. Bence sen oraya şantajcı olarak git. Ama Burak da gelsin. Ama... Önce beni dinle kızım. Burak da gelecek ama uzakta bekleyecek. Eğer senin tehlikede olduğunu sezerse hemen gelip sana yardım edecek. Böyle olabilir. Hem o zaman sen emniyette olursun kızım. Ve ikiniz için de güvenli olan bir yer seçin. Bildiğiniz bir yer olsun. Evet, bence bu harika bir fikir. Bunu yapabilirsek yalnız gibi görünürsün. Ama asla yalnız olmazsın. Çünkü ben seni izliyor olurum. Her şeyi bugün planlamamız gerekiyor. Ama bu kadar az zamanda tek başıma bunu yapamam ki ben. Bir adam lazım. Kim yardım eder ki? Ronnie'ye sorabiliriz büyük anne. Ronnie'ye söylersek sana yardım edebilir bence. Harika. Ekip hazır o zaman. Planı da yaparız. Şu Tanu meselesini çözelim artık. Ne oluyor? Neden içim bu kadar rahatsız acaba? Hiçbir şey hoşuma gitmiyor. Kendimden bile sıkıldım. Müzik de yapamıyorum. Tanu beni yemeğe çıkaracak ama ne işe yarar ki? Döndüğümüzde yine aynı şey olacak. Abi orada ne yapıyor? Pragya, sen hayatımı mahvettin. Şimdi ben de senin hayatını mahvedeceğim. İntikamımı almak için Tanu'yu kullanacağım. Abi, ne oldu? Endişeli gibisin. Yok bir şey yenge. Yok. Var bir şey. Raj yüzünden mi? Hala abini affetmedin mi? Hayır yenge. Onu affedeli çok oldu. Ben başka bir şeye endişeliyim. Derdini benimle paylaşabilirsin. Belki sana yardımım dokunur. Ne dersin? Neyim olduğunu hiç bilmiyorum. İçimde çok garip bir his var. Kendimi yalnız hissediyorum. Neden böyle hissettiğimi de bilmiyorum. Ben nedenini biliyorum. Senin aşka ihtiyacın var abi, biliyor musun? Eşe ihtiyacın var. Ve olmadığı için de kendini üzgün hissediyorsun. Değil mi? Ondan değil. Ondan abi. Ne kadar güçlü olursan ol, hayatını yalnız geçiremezsin abi. Bir hayat arkadaşı olmadan hayat boş gelir. Raj'ı örnek alsana. Hapisten döndüğünde kendini ne kadar da yalnız hissediyordu. Her zaman sinirliydi ve hiç kimseyle konuşmuyordu. Ama sonuçta ben onun karısıyım. Ben onu hiçbir şekilde yalnız bırakmadım. Onu çok sevdim ve Ona her şeyi unutturdum. Sevgimiz sayesinde aramızdaki her şey normale döndü abi. Ve ailesine de normal davranmaya başladı, öyle değil mi? Söylesene. Bence sen hemen Tanu'yla evlenmelisin abi. Yok, demek istediğim, neden bekliyorsunuz? Doğru zaman mı?
Doğru karar verdiğin zaman doğru zamandır abi. Ne düşünüyorsun? Tanıyor mu? Tanu harika bir kız abi. Ve seni çok seviyor. Sana çok iyi bakacaktır. Eğer onunla evlenirsen bir daha asla bunalıma girmezsin abi. Tabii onunla evlenmek istemiyorsan o zaman başka. Öyle bir şey yok. Tanıyla zaten evleneceğim biliyorsun. O çocuğumun annesi, ona haksızlık yapamam. Ama yapıyorsun. Hem kendine hem de Tanu'ya. Abi her şey için doğru bir zaman vardır. Bu da evlenmeniz için doğru bir zaman. Eğer Pragya tüm mal varlığını geri verdiği zaman her şeyin normale döneceğini ve o zaman evleneceğinizi düşünüyorsan bence yanılıyorsun abi. Çünkü öyle bir şey olmayacak. Ben Pragya'yı duydum. Telefonda biriyle konuşuyordu. Bak ben sadece fikrimi söyledim. Sen doğru düşündüğünü yap abi. Anlaştık mı? Bak eğer evleneceksem para gerekir ki bende hiç para yok ve bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ona resmi nikah yap. Onun için de para lazım. Avukat ücretleri var. O kadar mı? Öyle desene. Benim bir arkadaşım var okuldan. Çok iyi bir avukattır kendisi. Onunla konuşabilirim. Ben istersem senden hiç para almaz abi. Mithali yenge bunu neden yapıyor? Evlenmek istiyorsan neden bekliyorsun ki? Hemen evlenirsen için de rahatlar abi. Ayrıca ne kadar düşünürsen kafan o kadar çok karışır abi. Evlenirseniz mutlu olursunuz. Biz de mutlu oluruz büyük anne de. Ne diyorsun? Onunla konuşayım mı? Ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.